Evde arılar için polenli kek yapıyorum. Şöyle polenimi koydum. Daha hala da polenlerim var. Bunlar buzluktaydı. Şu şekilde polenlerimi deviriyorum. Ufak bir ev tipi makine. Şöyle hala polenlerim var. Bunlar bizim baharda topladığımız polenler. Buna biraz bal katacağım. Duruma göre de pudra şekeri katıp gerekli kıvamı elde edip sonra arılarımıza vereceğiz. Tabi bunları tekrardan şey yapmıyorum. Ne derler işte, temizlemiyorum yani içindeki arı uzuvlarını vesaire. Çünkü insan tüketimi için değil, arılar için yaptığım için. Birazdan zaten buzluktan yeni çıktı. Hafiften bir de onu çözülsün. Karıştıracağım onları. Elimde bal var. Bu ucuza satın almış olduğum bir baldı. Bunun yerine tabii ki invert, şerbet kullanılabilir. Bakalım bir miktar dökeceğiz. Şimdi balımızı da koyduk. Makinamızı çalıştırıyoruz. Şu şekilde yoğurup kıvamlı hale getirecek. Şimdi kekimizi yaptık. Hatta biraz da pudra şekeri kattım ona. Çünkü çok cıvık oldu. Hatta hala bile cıvık bir formda. Bunu biraz daha koyulaştırmam lazım. Çünkü arılar yavaş yavaş çeksin istiyorum. O sebepten biraz daha içine ne yapıyorum? Pudra şekeri. Pudra şekeri koyup şu şekilde. Şöyle yapalım. Çok tozuyor. Böyle mi olacak? Evet, şöyle biraz daha az tozur. Evet, polen kekimiz hazır. Şu kıvamda olması gayet yeterli ama bunu bir fondan şeker kadar hızlı tüketmeyecektir. Daha yavaş tüketecektir. Bu içindeki polen oranının yüksek olması nedeniyle de araya daha fazla yavru attıracaktır. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Evet. Keklerimiz hazır. Şu şekilde paketleyip bunu ne yapıyorum? İşte şu bölgeden falçatayla kesip arının üstüne şöyle yatırıyorum. Yani şurayı kesmiş oluyorum ve böyle yatırdığımda akmıyor da gayet de güzel tüketiyorlar. Ama dediğim gibi bu fondon şekeri gibi vesaire hızlı tüketilmiyor. Biraz daha yavaş tüketiliyor. Yani şöyle ev tipi bir makineyle şu kadarı yapabildik.